Buz, gazoz, kömür kola karşısında markalarının tanıtımını yaptırmak için bir pazarlama şirketiyle anlaşıyor. Şirket, tüketicilerin içecek tercihleri üzerine aşağıdaki verileri toplamış. Burada yıllara göre ankete katılanların yüzde kaçının kömür kola, yüzde kaçının buz gazozu tercih ettiğinin ve yüzde kaçının herhangi bir tercihte bulunmadığının oranları yazıyor. 2006 yılında %80'i kömür kolayı, kömür kolayı, geriye kalanların %12'si buz gazozu tercih etmişler. %8'i ise ikisini de beğenmemiş ya da bir tercihleri yokmuş. Aslında burada görebileceğiniz gibi kömür kolayı beğenenlerin sayısı buz gazozu beğenenlerden çok daha fazla. Bütün yıllarda daha önde. Dolayısıyla buz gazozun işi hiç de kolay değil. Ama daha sonra reklam şirketi buz gazozun tanıtımı amacıyla aşağıdaki bu iki grafiği hazırlamış. Şimdi burada neler olduğuna bakalım ve bunun yanıltıcı olup olmadığını anlamaya çalışalım. Eğer buradaki grafiğe bakarsak 2006'da görüldüğü gibi kömür kolayı tercih edenlerin oranı %80. 2007'de %76, ardından %77, 73, yine 73 ve 68'e iniyor. Yani aslında bu doğru bir veri. Gerçekten de burada sunulan veriyi oldukça isabetli bir şekilde yansıtıyor. Diğer taraftaki bu grafikte ise buz gazozu tercih edenlerin yüzdelerini görüyoruz. Burada 2006'da buz gazozu, buzu tercih edenlerin oranı %12. 2007'de %19, 2008'de yine %19, sonra %20, 21 ve 25'e çıkıyoruz. Grafikler aslında isabetli, gerçeği gösteriyorlar. Bu gördüğümüz noktalar tercih oranlarının gerçek karşılıkları. Ama burada yanıltıcı olan şu Grafiklerin solundaki ölçekleri dikkate almadan yalnızca bu grafiklere bakarsanız iki şey göreceksiniz. Evet, burada bir düşüş eğilimi var diyeceksiniz. Evet, çizgi grafikleri bu eğilimleri görmek açısından faydalıdır. Kömür kolayı tercih edenlerin oranında azalan bir eğilim görüyorum diyeceksiniz. Hatta buz gazozun oranında bir artış göreceksiniz. Bu aslında doğru. Burada düşen bir eğilim yüzdesi, burada da artan bir eğilim yüzdesi var. Ama yanıltıcı olan şey pazarlamacıların değerleri grafiğe yerleştirme biçiminde, şeklinde. Bu değerler birbirlerinin aynı değiller. Dolayısıyla buraya baktığınızda gazoz tercih edenlerin oranında artış görmeniz bir tarafa değerlerin yerleştirilme biçiminden, şeklinden dolayı bu oranlar soldakinden bile daha yüksek görünüyor. İnsan beyni bunları karşılaştırırken buradaki indeksi yalnızca yükseliyor olarak değil, buradaki eğilim yüzdesine göre daha yüksek olarak algılamaya meyillidir. 2006'da bile bu veri noktası buradaki veri noktalarından daha yüksekte görünüyor. Buradan yanıltıcı olan şey bu değerlerin yerleştirilme biçimi. Hatta size bir sır vereyim, bu çizgi grafiklerin düzenlenmesinde kullanılan en eski numaralardan bir tanesidir. Yani her şey tamamıyla değerlerin yerleştirilmesi ile alakalı. Burada değerler daha iyi görünüyor çünkü bu tarafta diğer taraftaki 50 ile 100 arası değerleri gösteren grafik yerine 0 ile 30 arası değerleri gösteren bir grafik kullanılmış. Aslında yapılması gereken ikisini de aynı ölçekte bir grafiğe yerleştirmek. Öyle yapılmış olsa değerleri daha yakından takip edebilirdik. Ama bunu yapsalardı ortaya çıkan resim buz gazoz için pek de iç açıcı olmazdı. Şimdi buz gazozu bu grafikte gösterelim desem bu mümkün bile değil. Çünkü bu grafik %0'dan değil, %50'den başlıyor. Sıfırdan başlatmamışlar. Dolayısıyla buz gazozu bu grafiğe yerleştirmek mümkün bile değil. Eğer yapmak isterseniz bu grafiği aşağı doğru genişletmeniz gerekecek. İşte %40 burada, %30 burada, yüzde %20, %10 ve burada en aşağıda %0 olması gerek ve buz gazozun grafiğinin yerleşeceği yerde o zaman burası oluyor. %12'den %25'e yükselen bir eğilim yüzdesi yerleştirirsek aşağı yukarı böyle bir şekil çıkacak. Gördüğünüz gibi eğer ikisini aynı ölçek üzerine yerleştirirsek her ne kadar oranları düşüşte de olsa insanların kömür kolayı buz gazoza göre çok daha fazla oranda tercih ettiği ortaya çıkıyor. Yani burada iki farklı kurnazlık var. Birincisi gerçek ölçek. Bu grafikte %10 için büyük bir mesafe kullanıldığı için artış ne kadar olursa olsun çok büyük bir artışmış gibi görünüyor. Buraya bakarsanız aynı mesafe burada daha geniş bir aralığı yaklaşık olarak %15 ya da %16'lık bir aralığa denk geliyor. Diğer daha önemli şey ise buradaki grafiğin %50'den başlıyor olması. Dolayısıyla burada ne kadar çok insanın bunu tercih ettiğini veya yüzde seksenin ne kadar yüksek bir oran olduğunu göremiyorsunuz. Burada da sıfırdan başlayıp daha büyük aralıklar kullandıklarından baya büyük bir oranda insan sanki buz gazozu kömür kolaya tercih ediyormuş gibi görünüyor. Halbuki her ne kadar eğilim yüzdesi yükselişte de olsa, kömür kolayı tercih edenlerin oranı hala çok yüksek. İşte bu veriyi ifade etmenin biraz, hatta baya, baya dürüst olmayan bir yolu ya da dediğim gibi verileri yanıltıcı bir şekilde yansıtmak